Aşağıdaki grafik eşit derişimli K, L ve M sulu çözeltilerinin buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimini göstermektedir. Buna göre aynı koşullardaki K, L ve M çözeltileriyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. K maddesi sodyum bromür ise L maddesi alüminyum nitrat olabilir diyor. Şimdi birinci K maddemiz kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? A kadar yükseltmiş. Sodyum bromürü iyonlaştırdığımda sodyum artı bromür şeklinde iyonlaşır. Eşit derişimli diyor. Tamamını 1 molar alayım. 1 molar iyonlaştığında sodyumdan 1 molar oluşurken bromürden 1 molar oluşur. Toplam iyon derişimi 2 molar. Ne kadar yükseltmiş kaynama noktasını? A santigrat derece yükseltmiş. Şimdi alüminyum nitrata geldiğimde alüminyum nitrat alüminyum artı 3 artı 3 nitrat şeklinde iyonlaşır. Yine derişim 1 molar. İyonlaştığında alüminyumdan 1 molar oluşurken nitrattan 3 molar oluşur. Toplam iyon derişimi 4 molar. 2 molar kaynama noktasını A santigrat dereceye yükseltirse 2 yani 4 molar kaynama noktasını 2A santigrat derece yükseltir. Bakalım doğru mu? Evet 2A santigrat derece yükseltmiş. Doğru. 2. M'nin donma noktası K'nın donma noktasından yüksektir diyor. M'nin kaynama noktası daha yüksek olduğundan dolayı donma noktası da K'dan daha düşüktür. 2 yanlış. 3. K maddesi C6H12O6 ise M maddesi magnezyum klorür olabilir diyor. Şimdi 3.ye geldiğimizde C6H12O6 1 molar. Moleküler çözünürsü de yine C6H12O şurası 12 olacak. O6 burada ne oluşur? 1 molar oluşur. 1 molar kaynama noktası ne kadar yükseltmiş? A santigrat derece. Şimdi hemen magnezyum klorürü iyonlaştıralım. Magnezyum artı 2 artı 2 klor eksi şeklinde iyonlaşır. 1 molar iyonlaştığında magnezyumdan 1 molar oluşurken klordan 2 molar oluşur. Toplam iyon derişimi 3 molar olur. 1 molar A santigrat derece yükseltirse 3 molar 3 A santigrat derece yükseltir. Yani A'ya 3A olduğundan dolayı bu da olabilir. Cevabımız 1-3 D seçeneği. Yukarıdaki tabloda 1-2-3-4-5 ile gösterilen boşlukları aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Birinciye geldiğimizde su dipol sodyum klorür suda iyonlaşacağından dolayı oluşan etkileşim iyon dipoldür. Birin iyon dipol olması lazım. Doğru. 2'ye geldiğimde aradaki etkileşimin London olması için ikisinin de apolar olması gerekiyor. Karbondioksit apolar CH4 apolar olduğundan dolayı bu da yazılabilir. 3'e geldiğimde burada hidrojen bağı oluşur. Hidrojen bağının oluşması için hidrojenin F, O, N elementlerinden en az bir ile etkileşmesi lazım. Burada hidrojen azot ile, buradaki hidrojen florür ile etkileştiğinden dolayı oluşan etkileşim hidrojen olması gerekiyor. Dipol dipol dediğinden dolayı bu yazılamaz. Yine 4'e geldiğimizde dipol indüklenmiş dipol diyor. Su dipol, soy gazlarda indüklenmiş dipol görüldüğünden dolayı bu da yazılabilir. Doğru. 5'e geldiğimde yine şuradaki hidrojen ile buradaki oksijen etkileşir. Buradaki hidrojen ile buradaki oksijen etkileştiğinden dolayı oluşan etkileşim hidrojen bağıdır. Bu da yine doğru. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki grafik H2S gazına ait çözünürlük zaman ilişkisini göstermektedir. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. 1. 0 T1. Zaman aralığında çözeltinin sıcaklığı sabittir diyor. Şimdi
Gazların çözünürlüğünü neler etkiler? Çözücü çözünen cinsi etkiler, sıcaklık etkiler, basınç etkiler, ortak iyon etkiler. Şimdi görüldüğü gibi çözünürlük sabit. Fakat bu sabit kalmasının sebebi sıcaklık da olabilir, basınç da olabilir olduğundan dolayı bu kesin değildir. 2. T1, T2 zaman aralığında çözeltinin sıcaklığı artmaktadır diyor. Dedim ya, basınç da azalıyor olabilir. Çünkü basınç azaldıkça gazların çözünürlüğü azalır. Bu da kesin değil. 3. H2S gazının çözünürlüğü egzotermiktir diyor. Gazların çözünürlüğü egzotermiktir. Kesinlikle doğru olan yalnız 3 cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki grafik 300 mililitre sodyum sülfat sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta eklenen saf suyun miktarına karşılık gelen sodyum iyonunun gelişimindeki değişimi göstermektedir. Buna göre yeni oluşan 300 artı V1 mililitrelik çözelti ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi sodyum sülfatı iyonlaştıralım. 2 sodyum artı sülfat eksi 2 şeklinde iyonlaşır. Başlangıçta sodyum iyon derişimi 0,8 molar olduğuna göre sülfat 0,4 molardır. Ve buradan iyonlaşan da 0,4 molardır. Ve sodyum iyonunun derişimi 4'te 1'ine düştüğüne göre hacim ne yapmıştır? 4 katına çıkmıştır. Nereden? M1 V1 eşittir M son ve sondan. 0,8 çarpı 300 eşittir 0,2 çarpı kaç olması lazım? 1200 olması gerekiyor. Demek ki buradaki V1'in kaç olması lazım? 900 mililitre olması gerekiyor. 1. Sülfat iyon derişimi, hemen bakalım şuradan, M1 V1 eşittir M son ve sondan 0,4 çarpı 300 eşittir 1200 çarpı M sondan. M son buradan 0,1 molar olarak bulunur. Doğru. Çözeltinin toplam hacmi 1200 mililitre olur. Doğru. Çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 3A ise, yani 2 iyon burada var, 1 iyon da burada var, ise aynı sıcaklıktaki 0,1 molarlık C6H12O6 sulu çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı, yani donma noktası eksi A santigrat derecedir diyor. Şimdi bakıldığında 0,1 molar sodyum sülfat iyonlaştığında buradan 0,2 molar, buradan da 0,1 molar sülfat oluşur. Toplam iyon derişimi 0,3 molar olur. 0,3 molar eksi 3A santigrat derece donma noktasını düşürdüğüne göre C6H12O6 suda moleküler çözünür. Yani 0,1 molar donma noktasını ne kadar düşürür? 1/3 eksi A kadar düşürür. Bu da yine doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. 200 mililitre etil alkol ile 340 mililitre saf su aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Etil alkolün yoğunluğu ve suyun yoğunluğu verilmiş. 1. Hidratasyon olayı gerçekleşir diyor. Alkol taneciğinin etrafını saf su çevirdiğinden dolayı, yani çözücü olarak su kullanılan çözeltilere hidratasyon denir. Doğru. 2. Karışımı oluşturan tanecikler arasındaki etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Hidrojen bağının olması için hidrojenin F, O, N elementlerinden en az biriyle etkileşmesi lazım. Etil alkolde C2H5OH ile H2O buradaki H ile şuradaki O, şuradaki H ile buradaki O etkileştiğinden dolayı hidrojen bağı oluşur. Doğru. 3. Karışım kütlece %32 oranında etil alkol içerir diyor. Şimdi alkolün önce kütlesini bulalım. D çarpı V'den 200 mililitre çarpı yoğunluğu 0,8 kütlesine yapar. 160 gram yapar. Suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı hacmi kütlesine eşittir. Suyun kütlesi de
340 gramdır. Çözücü bölü çözelti 500 gram yapar. Çarpı 100 dediğimizde buradan çözelti %32 etil alkol içerir. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Aşağıdaki sistemde kütlece %30'luk ve kütlece %75'lik magnezyum bromür sulu çözeltileri yarı geçirgen zar ile ayrılmıştır. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi birinci bölme az yoğun ortam, ikinci bölme ise çok yoğun ortamdır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişi olur. Çünkü çok yoğun ortam az yoğun ortama karşı ozmotik basınç uygular. 1. İki bölmede çözelti derişimleri eşitlendiğinde hidrostatik basınç ile ozmotik basınç eşitlenir ve su geçişi artık durur. Doğru. 2. Zamanla ikinci bölmedeki sıvı seviyesi artar diyor. Evet, birinci bölmeden ikinci bölmeye su geçişi olduğundan dolayı birinci bölmede sıvı miktarı azalırken ikinci bölmede artar. Doğru. 3. İkinci bölmedeki çözelti birinci bölmedeki çözeltiye emme kuvveti yani ozmotik basınç uygular diyor. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. 100 ml 0.2 molar XNO3'e N çözeltisi ile 400 ml 0.3 molar alüminyum nitrat çözeltisi aynı sıcakta karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltideki nitrat iyon derişimi 0.8 molardır. Buna göre XNO3N bileşiğindeki N değeri kaçtır diyor. Şimdi M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son ve sondur. İki çözelti birbiriyle karıştırılıyor. Şuradaki nitrat iyon derişimi 0.2 çarpı N çarpı hacim artı alüminyum nitratta 3 çarpı 0.3 ne yapar? 0.9 yapar. Çarpı hacim 400 mililitre eşittir. Nitrat son derişimi 0.8, son hacim 100 artı 400, 500 mililitre yapar. 2.0 sadeleşti, 2.0 sadeleşti, 2.0 sadeleşti. 1.0 da şunları sadeleştirelim. Burada ne kaldı? 2N kaldı. Artı 9 çarpı 4, 36 eşittir. 8 çarpı 5, 40. Şunlar sadeleşti. 2N eşittir 4. M buradan 2 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. 0.2 molar 200 mililitre NaCl çözeltisi ile 0.6 molar 300 mililitre kalsiyum klorür çözeltisi aynı sıcakta karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözelti ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. 0.8 molar klor iyonu içerir diyor. Şimdi birincisi birinci çözelti için, ikinci çözelti için ve karışım için. Burada klor iyonu 0.2 molar çarpı hacim artı klor 2 tane olduğu için 1.2 molar çarpı hacim eşittir son hacim çarpı son derişim. Buradan klorun son derişimi 0.8 molar olarak bulunur. Birinci öncülümüz doğru. 2. 0.04 mol sodyum iyonu içerir diyor. Şimdi sodyum için mol sayısı molarite çarpı hacimdir. 0.2 çarpı litreye çevirdiğinde 0.2 bu da 0.04 mol olarak bulunur. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle geldiğinde 0.36 molar kalsiyum iyonu içerir diyor. Şimdi şurada kalsiyum iyonu var. Buna M1, V1 diyorum. Bir de M son, V son diyorum. Kalsiyum iyon derişimi 0.6, hacim 300. İki çözelti karıştırılınca son hacim 500 çarpı M son. Buradan şunlar sadeleşirse M son eşittir 0.6. Şunları da sadeleştirirsem burada 0.6 yapar. Bu da 0.36
molar olarak bulunur. Bu da yine doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Yukarıda verilen çözünürlük sıcaklık grafiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi dikkat edilirse çözünürlüğü endotermik olan bir maddedir. Sıcaklık şöyle gösterelim. Arttıkça çözünürlük de artıyor. Şimdi A noktasındaki çözelti aşırı doymuştur diyor. Evet. Şu grafiğin üzerindeki herhangi bir nokta doymuş. Grafiğin üzeri aşırı doymuş. Ve grafiğin altı da doymamıştır. Yani A noktası aşırı doymuştur. Doğru. B noktasındaki çözelti doymuştur diyor. Evet, B noktasındaki çözelti doymuştur. Doğru. C noktasındaki çözelti doymamıştır diyor. Evet, doymamıştır. Doğru. C noktasındaki çözelti soğutularak doygun çözelti elde edilebilir diyor. Sıcaklığı azaltalım. Sıcaklık azaldıkça çözelti doygun hale gelebilir. Doğru. B noktasındaki çözelti ısıtılırsa dipte katı oluşabilir diyor. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Dipte katı oluşmaz. Cevabımız E seçeneği. Bir yüzme havuzundan alınan 250 gram numunenin klor iyon içeriği 0,4 mg olarak bulunmuştur. Buna göre numunenin klor iyon derişimi kaç ppm'dir? Ppm milyonda birlik kısım demektir. Çözünen kütlesi miligram olarak bölü çözücü kütlesi kilogram olaraktır. Ne kadar? 0,4 miligram bölü kilograma çevirdiğinde 0,25 kilogram yapar. Sonuç olarak 1,6 ppm olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği.